Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yunha an katlihi minen nisai vel bildani fi daril harb. Bu bab ma, babu ma bir şeyin babıdır ki yunha nehyolunur. An katlihi katilden. O şeyi katletmek. O da kimden? Minen nisai kadınlardan vel bildani çocuklardan. Nerede? Fi daril harbi, harp meydanında, harp yerinde, daril harpte. Harp, Müslümanlar kafirlerle harp ediyorlar. Tabi kafir ordusunu öldüreceksin. Elinde kim kılıç tutmuş da Müslümanlara karşı gelmişse onun gani mübah, vurup öldüreceksin. Müslümanlar girdiler, ordunun içerisinde kadın olur, çocuk olur yahut da ordu bozuldu, kafir ordusu, Müslümanlar gittiler, şehirleri istila ettiler. Şehirlerde eli kılıç tutan adam oldu mu öldürülecek. Bir de var teslim oldu. O teslim olursa esir olur. Bir de var kadın, çoluk, çocuk var. Bunlar ne olacak? Onlar da geliyor ki hiçbirisi öldürülmez. Ne kadın öldürülür ne çocuk öldürülür. Bil fiil eğer o kadın harbe iştirak etmiş cephede beraber gelmiş, silah kullanıyorsa o başka. Öldürülür. Zaten çocuğun kudreti olmaz. Çocuğun silah istemalını. Yok çocuk da mürahip olur da bir parça güçlü, kuvvetli olur, elinde silah, harbe iştirak etmişse o da öldürülür. Yoksa öldürülmez. Şehir harplerinde nasıl olur mesela? Kadın asker girdi, şehrin içerisinde karşı çıktı. Karşı gelmezse öldürülmez. Karşı gelirse şehirde de öldürülür. Yani tabi elinde silah askeri öldürüyor. Mecburu vakit öldürülür. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Hümam en gatâdeten ikrimete kâle ketebe Necdetü. Müslümanların kumandanlarından Necde yazdı. İlebni Abbasin Abdullah İbni Abbas'a yes'eluhu sorar olduğu halde en katlil vildan çocukların öldürülmezduhum çocukları öldürmez idi. Hatta harpte çocuk tesadüf etti mi çocukları öldürmeyin diye emretmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadisi şerif haddesene ibn-i merzuk kâle haddesene vehbün kâle haddesene ebi kâle semiyatu kaysen yuhaddisu an yezid ibn-i hürmüz kâle ketebe necdetu ile ibn-i abbasin. Necde Abdullah ibn Abbas'a yazdı, yes'eluhu sorar olduğu halde. Hel kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yaktulu, Peygamber Efendimiz öldürür miydi? Min sibyanil müşrikine, müşriklerin çocuklarından eheden bir kimseyi. Sordu ki Resulullah Efendimiz, her esnasında almış olduğu yerlerde müşriklerin çocuklarını öldürür miydi diye sordu. فَكَتَبَ اِلَيْهِ بِنْ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas ona yazdı. وَاَنَا حَابِرٌ Ravi diyor ki ben de orada hazırdım. Yezid ibn Hürmüz, Abdullah ibn Abbas'ın yanındaymış. Necde'nin bu sual mektubu gelince Abdullah ibn Abbas yazmış. اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ اَحَدًا Peygamber Efendimiz müşriklerin çocuklarında hiçbirisini öldürmez idi diye yazdı. Abdullah ibn Abbas'tan bu rivayet geliyor. İki senediyle zikretti. Bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre dar-ı harpte harbe iştirak etmemiş mürahip çocuk olsa bile buluğa ermemişse öldürülmez. Zaten küçük de evlat iterek öldürülmez. Haddesena ibn-i Mecdûk kâle haddesena Bişir ibn-i Umar el-Zehraniyyû kâle haddesena İbrahim ibn-i İsmail en Davud ibn-i Hüseyin عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس'tan rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz كان إذا بعث جيوشه ordusunu bahsettiği vakitte kâle buyururdu ki لا تقتلوا الولدان çocukları öldürmeyiniz diye yazardı. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي
Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediliyor ki, kâle dedi ki, vücidet, bulundu. İmraetun, bir kadın. Öyle kadın ki, mektule, öldürülmüş. İbadil megazi, Resulullah Efendimiz'in gazalarının gazisinde. Bir kadını Resulullah Efendimiz mektul gördü. Fenehâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun üzerine Peygamber Efendimiz nehyeyledi en katlin nisai ve sibiyan. Kadınların ve çocukların öldürülmesinde nehyeyledi. O kadını ölü görünce bunu bir daha yapmayın, kadınlara ve çocuklara dokunmayın buyurdu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا مالك النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رسول الله Efendimiz'den bunun misli gene rivayet edildi. ولم يذكر ابن عمر. İbn Ömer rivayet edilmedi. Çünkü yukarıda hadis kimden geldi? İbn Ömer'den. Nafi İbn Ömer'den rivayet ediyor. Bu ikinci senette Nafi Resulullah Efendimiz'in hadisini nakletti. Sahabeyi zikretmedi. Hangi sahabeden almış? Aslı Abdullah İbni Ömer'den almış. Fakat bu ikinci senette hadis mürsel olarak geldi. Sahabeyi zikreylemedi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Cüheyriyetü an Nafi' an İbni Ömer an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misterun. Haddesena Muhammed İbni Abdillah İbni Meymun قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى في عنبر فنمز نهي لدي أن قتل النساء والصبيان kadınların ve çocukların öldürülmesinden نهي لدي. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك عن أمه Kâb ibn-i Malik'in oğlu amucesinden rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha en katlin nisai vel bildan, kadınların ve çocukların katlinden nehyiledi. Hine ba'ate, ordu gönderdiği vakıtta ile bin Ebil Hakik'in oğluna orduyu gönderdiği vakıtta sinhar kadınları çocukları öldürmeyin diye emriyledi. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك'ten rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular نهى Peygamber Efendimiz nehyeyledi الذين şul bir kimseleri öyle kimseler ki katelu İbn Ebil Hakik. İbn Ebil Hakik'i öldürdüler. O gönderdiği adamlar onları nehyiledi. Hine harecu ileyhi İbn Ebil Hakik'i gittikleri vakitte onu öldürmeye gittikleri vakitte onlara tembih eyledi. En katlil vildani ve nisvan. Çocukların ve kadınların öldürülmesinden onları nehyiledi. Onları onu tembih eyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا علي بن عابس عن أبان بن ثعلب عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فلمز قلديدي إذا بعث سرية بير سرية بير مفرزة بعثتي وقتا قال لهم onlara buyururdu ki لا تقتلوا öldürmeyiniz veliden çocuğu ve lemraeten kadını çocuğu ve kadını öldürmeyiniz diye emrederdi. Haddesene İbn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Huzeyfe ha ve haddesene Ebu Beşir Rakkiyu kâle haddesene El Firyabiyu kâle haddesene Süfyanu en Alkamete İbn-i Merzed en Süleyman İbn-i Bureyde en Ebihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ ba'se ceyşen. Büreyde diyor ki Resulullah Efendimiz bir ordu bahsettiği vakitte kâne mimmâ yuvassîhim bihi, o orduya vesiyet ettiği şeylerden oldu. Ne oldu o vesiyet? Yani birçok vesiyetleri olurdu. O vesiyetlerden birisi de en lâ taktulû veliden, çocuğu öldürmeyiniz diye vesiyet ederdi.
قال أبو بشر الرقي في حديثه قال علكمة أبو بشر الرقي راوي لردن وحديثنده diyor ki Alkama dedi ki فحدثت به مقاتل ابن حيان ben bu hadisi gittim مقاتل ابن حيان'a söyledim فقال dedi ki حدثني مسلم بن هشيم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله yani siz Bureyde'den bu rivayet ediyorsunuz. Bu hadisi Nu'man ibn-i Mukarrin tarikiyle de ben rivayet ediyorum. Yani o da aynı bu hadisi şerifi Resulullah Efendimiz'den söylemiş. Haddesena Fahdun kâle haddesena Abdullah ibn-i Salih ha ve haddesena Ravuh ibn-i Farac kâle haddesena Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Bükeyr kâle haddesena Leif kâle haddesena Cerir ibn-i Hazim en Şabet ibn-i Haccac en Alkamata ibn-i Mersed-i Hadrami عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا بريدة diyor ki Resulullah Efendimiz bir emiri bahsettiği vakitte ala ceyşin ev seriyetin bir ordunun üzerine birisini kumandan tayin etti mi yahut da bir müfrezenin üzerine bir kumandan tayin etti mi kâne mimma yuvassihi bihi ona tavsiye etti bir şeylerden olurdu. En la taktulu veliden çocuğu öldürmeyiniz. O kumandana birçok vasiyetler ederdi. Onun cümlesinden, o vasiyetlerin cümlesinden birisi de zinhar çocukları öldürmeyiniz. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Ebul Velid kâle haddesena Kays ibn Rabi'ye kâle haddeseni Umeyr ibn Abdillah عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بحديث أبو سعيد الخدري تركي له رواية لندك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري dedi ki Peygamber Efendimiz nehyiledi an katl nisa'i vel bildan kadınların ve çocukların katlinden nehyiledi قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki huma bu ikisi yani kadınlar ve çocuklar limen galebe, kim galip olursa onundur. Hangi taraf galip olursa onların hükmüne tabidir. Kadının harp edecek bir kuvveti, kudreti yok. Çocuğun zaten aklı tamam değil, küçük. Onların ikisi de kime tabidir? Galip olan orduya tabidir. Haddesena Muhammed bin Abdillah bin Meymun kâle haddesena el-Velid bin Müslim kâle haddesena el-Mughire bin Abdirrahman el-Kureşi عن أبي الزناد قال حدثني المرقيع بن صيفي عن جده رباح بن حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رباح بن حنظلة Peygamber Efendimizle çıktı في غزاة غزاها bir gazada ki Peygamber Efendimiz gaza yaptı ve Halid ibn el-Velid ala mukaddimatihi Halid ibn-i Velid de ordunun ilerisinde kumandan idi, mukaddime üzerine. Ordudan evvel gönderdikleri müfrezeye mukaddime derler. Ordunun bir önüne mukaddime, bir de peşine bırakırlar. Bir sağ cenah, bir sol cenah böyle dört şekilde gider. Kalbi de başka ayrıca merkez diye kalp, esas ordu kalp de olur. Sağdan soldan orduyu muhafaza için meymene meysere derler. Bir de önünde düşman nerededir, ne vakit gelmiştir? Öncü. İşte mukaddime. Akıncı başka. Akıncı öncü, öncü değil. Öncü derler onu. Öncü derler. Orada akıncı öyle, başka. Öncü, öncü derler. Evet. Ordunun öncüsü. Halid ibn-i Velid de onun ordunun mukaddimesindeydi. Hatta lehikahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gitti onlara kavuştu. Ala naqatihi Peygamber Efendimiz devesinin üzerindeydi. Devesinin üzerinde giderek onlara kavuştu. Fe'afracu an imraati. Peygamber Efendimize yol açtılar. Fe'afracu yol açtılar. An imraatin yanzurun ileyha. Toplanmışlar bir kadına bakıyordular. Peygamber Efendimiz gelince yol açın dediler. Yol açtılar. Peygamber Efendimiz geldi ki bir kadın ölmüş. Öyle kadın ki maktule. Öldürülmüş bir kadın. Bunu nasıl tercih etmiş? Çünkü kadını öldürmek yok. Fakat bu kadını kim öldürmüş? Resulullah Efendimiz bunu görünce feba'ate ila Halid ibn-i Velid Halid ibn-i Velid'e haber gönderdi. Ne olduğu halde? Yenhâhu onu nehyeder olduğu halde en katlin nisâi vel bildân kadınların ve çocukların katlinden nehyeder olduğu halde.
Demek ki mukaddimede olduğunda o kadını onun kendisi yahut da ordusundan birisi öldürmüş. O mesul. Onun için Resulullah Efendimiz derhal haber gönderdi ki zinhar kadınları ve çocukları öldürmeyin. Hatta Mekke fethinde gene vesiyet etti. Dedi ki Mekke'ye gireceğiz. Kadınlar olur ki size sökerler, taş atarlar yahut da bir şey yaparlar. Hiç aldırış etmeyin. Zinhar onları öldürmeyin. Yani söyseler bile, sizi taşlasalar bile aldırış etmeyin. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد قال أخبرني المركع بن صيف عن جده رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'de bir gazaya çıktı فَذَكَرَ مِسْلَهُ اَيْنَمْ Bu hadisi şerifi zikreyledi غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ Yalnız bu ikinci senette şu fark var ki Resulullah Efendimiz buyurdu La taqtulu zürriyeten ve la asifen Öyle buyurdu diyor La taqtulu öldürmeyiniz Zürriyeten, zürriyeti çocukları öldürmeyiniz Ve la asifen Ücretli olanları Harbi iştirak etmemiş, gelmiş yardımcı Mesela köledir, hizmetçidir Adam kendine hizmet için Bir hizmetçi götürürdü ordularda Onları da öldürmeyin Çünkü onlar harbi iştirak etmiyorlar Yardımcı. Yani diğer yemeğini pişiriyor, atına bakıyor, atına alıp veriyor. Evet. Haddesena Rabi'ul Fisiyyü kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Mughiretü fezekere bilsinâ bihim İslam. Aynen bu hadisi şerifi Mughiret ibn Şabe'de rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Yusuf ibn Abi kâle haddesena ibn Mübarek an Süfyan an Abdillah ibn Zekvan أن المركع من الصيف عن حنظلة الكاتب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظلة الكاتب diyor ki ben Peygamber Efendimizle beraber idim فمر بمراتل bir kadına uğradı öyle kadın ki لها onun için toplanmış halkun bir cemaat başında bir cemaat var وقد اجتمعوا عليها o kadının etrafında iştima etmişler فَلَمَّا جَاءَ وَقْتَكِ Resulullah Efendimiz oraya uğradı, اَفْرَجُوا Açıldılar. Peygamber Efendimiz'e yol verdiler. Peygamber Efendimiz geldi, baktı ki ölmüş bir kadın. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ Bu kadın harp etmiyordu. Niçin bunu öldürdüler? Diye. ثُمَّ اَتْبَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz derhal adam gönderdi Halid'e. Halid'in peşine adam gönderdi. اَنْ لَا تُقْتَلَ اِمْرَأَةٌ اَنْ لَا تَقْتُلَ اِمْرَأَةً وَلَا عَسِفًا Ona haber gönderdi, emretti ki اَنْ لَا تَقْتُلَ öldürmeyesin, zinhar öldürmeyesin, اِمْرَأَةً قَدْنِ وَلَا عَسِفًا Ücretli hizmetçiler vardır, onları da öldürmeyesin. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله أين بو حديث شريف إمام الطحاوي حسين بن نصر رواية اليوم قال أبو جعفر إمام الطحاوي buyurdular ki فذهب قوم ولمادن bir kısmı zahip oldular ki لا أنه لا يجوز şuna zahip oldular ki caiz olmaz قتل النساء والبلدان Kadınları, çocukları öldürmek caiz olmaz. Fî dâril harbi, dâri harpte. Alâ hâlin hiçbir hal üzerine. Her ne şekilde olursa olsun, onları öldürmek caiz olmaz. Ve ennehu lâ yehillû. Evet, şuna zahip oldular ki, helal olmaz. En yuksede, kast oluna, onların öldürülmesiyle ilâ katli gayrihim onlardan başkasını öldürmeye kast olunsa bile öldürülmez. Ne demek? Yani onların harp edenler kadınları, çocukları önlerine koymuşlar, geriden harp ediyorlar. Sen şimdi gerideki harp edenlere kavuşup da onları öldürmek için o önden kadınları yahut da çocukları öldürmek lazım. Öyle olsa bile diyor onları kendilerine kalkan ittihaz etseler de ön tarafa koysalar bile kadınları, çocukları kavle göre
diyor ki hiçbir suretle bunları öldürmek caiz olmaz. Ve ennehu la yahillu en yuksede izâ katlı gayrihi. Onları öldürmeden maksat, onları öldürmüyor. Onların gerisinde muharipler, muharipleri öldürmek için muharipleri kastediyor da onun için bunları öldürüyor ki yani şey içsinler, açılsınlar, geçsinler de oraya yol bulsun. Öyle olsa bile öldürülmez diyor. اِذَا كَانَ لَا يُؤْمَنُ ف۪ي ذَٰلِكَ تَلَفُهُمْ. Eğer o geriki muharipleri öldürmek için hücum etseler, o kadınlar, o çocukların telef olması mukadder ise, yani tahminde bakıyor ki muhakkak bunlar telef olacaklar, o vakit öldürülmez. Yok, bir de var ki ordu gider, onları korkudur, sağa sola dağıdır, onları öldürmezden evvel geriki muhariplere vurur. Ha, o vakitte gidebilir. Eğer onların telefinden emin olunursa, yani onları sağa sola kaçırırlar, öldürmezler, ondan sonra esas mukatiller yakalarlar. Eğer böyle bir emniyet varsa onları gidip korkutup dağıtırlar. Yok, onları öyle bir şekilde ki hiç imkan yok, onları öldürmemiş geriye varamazsan o vakitte öldürmek caiz değildir. Bu birinci mesele. Min zalik, bundandır ki enne ehlel harb, ehli harb, harbiden adamlar izâ teterresû, kalkan ittihaz ederlerse, yani önlerine korlarsa, bi sibiyanihim çocukları, çocukları öne koydurlar ki Müslümanlar çocukları hürmet eder, öldürmez, biz de geride selametle kalırız, böyle yaparlarsa. Fekânel müslimûne lâ yastati'ûne, Müslümanlar ise kudretleri yetmez, remyehum, o küffara atmaları illa bi isabeti sibiyanihim, ok atacaklar. Onlara gerideki esas harbedenlere ok atamıyorlar, illa o sibiyanlara isabet edecek. O çocukları öne koymuşlar. İlla sibiyana isabet edecek ki ondan sonra yol açıla da öteki mukatillere de erişeler. فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ, Müslümanlara haramdır. رَمْيُمْ, o çocuklara atmak haramdır. İstersen kastetmiyor. Gerideki adamları kastediyorlar ama o çocuklar ölüyor. O çocukları öldürmek haramdır. Fî kavli hâulâ. İşte bu birinci mezhebe gâil olanların kavlinde çocuğu herhangi bir surette olursa olsun kadın, çoluk, çocuk öldürülmez. Ve kezâlike in tahassanur. Yine böylecedir. Eğer bunlar tahassun ederlerse lihisnin bir kalaya, bir kalaya girmiş orada kalada yerlerini mühkemlemişler. Ve cealû fîhil vildân. Onun etrafına da çocukları koymuşlar. O girilecek yerleri neredeyse oraya da çocukları koymuşlar. فَحَرَامٌ عَلَيْنَا, bize haramdır remyü ذَٰلِكَ الْحِسْ, o kalaya atmak, aleyhim çocuklar üzerine. Niye? Attığın ok gidip vuracak, çocukları vuracak. Yahut top atacaksın, gidip çocukları öldürecek. اِذَا كُنَّا نَخَافُ, eğer korkar isek, مِنْ ذَٰلِكَ, o atmaktan, kaleye atmaktan, اِسَابَةَ سِبِيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ, çocuklarına ve kadınlarına isabet etmekten korkar isekse, o vakitte oraya atmak haram olur. وَاَحْتَجُّوا, delil de getirdiler. بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا, bizim rivayet ettiğimiz hadislerle ihticac ettiler. فِي سَدْرِ هَذَا الْبَابِ, bu babın başında. İşte aşağıdan yukarı okuduğumuz bu kadar hadisi şerifi getirdiler. Dediler, bak bu hadisi şeriflerde Resulullah Efendimiz harpte kadını öldürmekten, çocuğu bir de eciri, bunları öldürmekten nehyiledi. Bitti. Her hangi surette olursa olsun bunlar öldürülmez. İster bir tarafta olsunlar, isterse düşmanın önünde olsunlar. Zaten en mühimi o. Düşman onları önüne kur, arkadan kendisi atar. Sen atsan çoluk çocuğa isabet edecek. Onlar mahsus bunu yaparlarken Müslümanlar bize atmasın, kendileri ama atak geride. Bu vakitte o çoluğu, çocuğu, kadınları öldürmek caiz midir, değil midir? Bu birinci mezhebe göre caiz değildir. وَوَافَقَهُمْ اَخَرُونَ, diğer bir takım adamlar da bunlara muvafakat ettiler. عَلَى سِحَّةِ هَذِهِ الْاَسَرِ, bu hadislerin sahih olduğuna muvafakat ettiler. Dediler ki sizin rivayetleriniz doğrudur.
bu rivayetlerde Resulullah Efendimiz kadınların ve çocukların öldürülmesinden nehyiledi. Ve ala tevatüriha, bu hadisler hem de tevatür derecesinde geldi. Böyle bir tane, iki tane, beş tane değil, hadis çok. Tevatür derecesine vasıl oldu. Ve kalu, dediler ki, vaka'an nehyu fi zalik, bu hadisi şeriflerdeki nehi vaku oldu. İlel kasti kaste, neye kasıt? İlâ katlin nisâi vel vildâd, kadınların ve çocukların öldürülmesini kastederse, işte bu hadisler onun hakkındadır. Yani bir adam orada, orduda bakıyor. Kadın var, çocuk var. O kadını gözlüyor, o çocuğu gözlüyor, onu atıyor. Ya Resulullah Efendimiz dedi ki, yok, gözlük. O hedef alınmaz. Kadın ve çoluk, çocuk hedef alınmaz. Sen öteki muharipleri hedef alacaksın, onları değil. Ama bir adam muharipleri koydu da orada kadınlar, çocuklar var. Onları hedef ittikaz etti. İşte haram olan budur. Yoksa kadınları, çocukları önüne kale gibi koymuşlar, kendileri geriden atıyorlar ki Müslümanlar bunlara, kadınlara hürmet eder, çocuklara hürmet eder de bizi atmasın. O değil. Baktın ki sen onu, o arkadaki adamı öldüremiyorsun, illa öndeki o kadına isabet edecek. Sen kadını kastetmeyeceksin, ötekini kastedip atacaksın ama kadına değmiş mesul değilsin, çocuğa değmiş mesul değilsin. Senin kastın kadın çocuk olmasın. Bu arka, onların arkasında gizlenen adamlar olsun. Böyle tevil ettiler. فَاَمَّا عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ, o kadınların ve çocukların gayrisinin talebi üzerine olursa, esas kadınları, çocukları kastetmiyor da onların arkasındaki kafirleri kastediyorsa, onlar da kimden? مِمَّنْ لَا يُوْسَلُوا اِلَى ذَٰلِكْ مِنْهُ, onlardan hiçbirisine vasıl olunmuyor, yani atıp vuramıyorsun. İlla bi telefisi biyanihim ve nisan. Sen kastediyorsun arkadaki gizlenmiş adamları öldürmeyi ama önüne kadınları, çocukları koyduğundan imkanı yok. Sen attığın zaman o kafire ya kadına değecek ya çocuğa. Böyle olursa fela bese bizalik. Bunda bir iş yoktur. Çünkü ötekiler mesul oluyor. O kadının, o çocuğun ölmesine ötekiler mesul oluyor. Ya şimdi bundan ne çıktı? Sen attığın vakitte kadını hedef ittihaz etmeyeceksin. Kadını öldürmeyi gasp etmeyeceksin. Çocuğu öldürmeyi gasp etmeyeceksin. Senin gaspın onun arkasında gizlenen adamı. Ama sen o adamı attın da o adam bir kadının daldasında gizlenmiş. Onu öldürmek için tabii attığın gibi kadına değecek, kadından da ona değecek. O vakitte beis yoktur. Bu da ikinci kavramdı. Peki tarih de olmuş bunlar. Müslüman olduğu halde Timur'la Sivas'a gittiğinde demişler ki burayı katliam eder. 3000 çocuk şefaatçi çıkarmışlar. Demişler ki Timur'la bunları hürmet etsin de katliam etmesin. Hedef de değil. Onlar şefaatçi çıkmış. Bu dediğimiz hedef de. Fakat öyleyken Timur, 3000 tane çocuk mu demişler, çocuklar yalvarıyorlar işte. Rica ediyorlar Sivas'ı katliam etme. En evvela çocukları katliam edin demiş. Bu İslamiyet'e muvaffak değil. Yani Müslümanlık iddia ediyor. Yani Türkistanlı varsa kızar. Hem de Temur'den kim veli olduğuna gayet olurlar. Halbuki şeriat-ı İslamiyye'nin haricinde hareket eden bir adam. 3000 çocuk. Efendim onları öldürdü ama Ermeni çocuklarıydı. Onun için öldürdü onu. Ermeni zaten Müslüman hiç öldüremez. Zaten Hristiyan, kafirlerin çocukları, onlar öldürülmez. Resulullah Efendimiz nehyeylemiş. Sen gidip de Sivas'ı katliam edeceksin, çocukları esir al bir tarafı. Sonra adam teslim olduktan sonra öldürmeye de senin şeyin selahiyetin yok. Bir defa Sivas Müslüman. Adamlar teslim olmuşlar. Ne diye katliam ediyorsun? Katliam caiz olur mu? Olmaz. Çünkü Müslüman zaten kafir değil, seninle harp de etmiyor. Evet. Şimdi Müslüman hiçbir surette öldürülmez. Kafirlerin çocukları da harbe iştirak etmemişlerse, yalnız kafirler onları önlerine sütre ittihaz etmişler ki Müslümanların okçuları atıp da onları öldürmesin. O sen de imkanını bulamadığın onun arkasındaki kafiri öldürmeyi
bu kadını çocuğu kastetmeyerek, kafiri kastederek atarsın. Ama kadına çocuğa isabet ederse mesul değilsin. Dolayısıyla bu ikinci kavlün gailleri de böyle diyor. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunlar da delil getirdiler bu davalarında. Bima bir hadiste ki haddesena Yunus. İmam Yunus, İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن السابي بن جسامة السابي بن جسامة دن رواية إلى عبد الله بن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e sordular أن أهل الدار bir evin halkından o darda kimden من المشركين müşriklerden bir eve Müslümanlar geceliğin baskın yaptı. Yani geceliğin baskın yapardılar ya, herkes evlere baskın yapar, oradaki müşrikleri gece evde öldürürdüler. يَبِّيْتُونَ يُبَيِّتُونَ لَيْلًا يُبَيِّتُونَ لَيْلًا Geceliğin baskın yapardılar. Dediler ki, ya Resulullah, biz gece baskın yapıyoruz. Adamları öldürüyoruz. Fakat o esnada atlarımız, çocukları çığınıyor, kadınları çığınıyor, onlar da ölüyor. Bizim maksadımız onlar değil, erkekleri öldürmek ama fakat arada çocuk da ölüyor. Bunu sordular. فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَسِبْيَانِهِمْ O baskında gazara kadın da ölüyor, çocuk da ölüyor. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki, هُمْ مِنْهُمْ O ölen kadınlar, çocuklar da o kafirlerdendir. Yani o kafiri öldürmek caiz olduğu gibi, arada ölmüşse o da onlardan da bir müşrik ölmüş. Yani günahı yok. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer kâle haddesene Hammad ibn-i Zeyd an Amr ibn-i Dinar an ibn-i Abbas radıyallahu anhuma an Sa'b ibn-i Cüsame kâle kîle ya Resulullah aynı sahabe Sa'b'den diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki evta'at khayluna bizim atlarımız çiğnedi evladen minel müşrikin müşriklerin çocuklarından bazılarını çiğnediler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ Onlar babalarındandır, babaları müşriktir. Onlar da gazara ürmüş, mesul değilsiniz. حَدَّسَنَا اَبُوْ مَيَّةَ قَالَ حَدَّسَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَادِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ اَبِالزِّنَاتِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِي رَبِيعَ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عن ابن عباس عن سعد بن جثامة قال سعد dedi ki قلنا يا رسول الله biz dedik ki ya Resulullah الدار من دور المشركين müşriklerin evlerinden bir ev نفتحها في الغارة biz geceliğin baskın yaptığımızda eve giriyoruz müşrik evlerinden bir eve فنصيب الولدان biz çocuklara da isabet ediyoruz yani onları da öldürüyoruz تحت بطون الخيل Adamları öldürürken atlarımızın altında çocuklar da ölüyor. وَلَا نُشْعِرْ Biz o çocuğun öldüğünün farkında bile değiliz. Adama hücum ediyoruz, adam öldürürken atı girmiş zaten. At onu çiğnemiş. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki اِنَّهُمْ مِنْهُمْ O çocuklar da o müşriklerdendir. Yani esas o çocukları öldürmek kastetmemişler. Çocuğu kasten öldürürse bu haram. Fakat adamı öldürecek, müşriki öldürecek, o müşriki ihtimalce karşı koydu, o da silah aldı yahut da kaçmak istedi. Ala kulli hal onu öldüreceği vakitte hücum ettiği gibi bu arada çocuk yatmış yahut da bir tarafa sıkılmış o da ölmüş. Ondan Müslümanlar mesul değil. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki felemma yenhehum Vaktaki Peygamber Efendimiz nehyeylemedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enil gâreti, gâretten nehyeylemedi. Vakat kânü yusîbûne fîhel bildâne ve nisâ. O gâretlerde de çocuklara ve kadınlara isabet ederdiler. Ellezîn şöyle bir kadınlar çocuklar ki, yehrumul kastu ilâ katlihim. Kasten onları öldürmek haramdır. Kasten öldürülmesi haram olan kadınlar ve çocuklara da o baskın esnasında isabet ederdiler, onlar da ölürdü. Peygamber Efendimiz böyle olduğu halde siz gâret yapmayın demedi. Gene gâret yapın dedi. Delle zâlik bu delalet etti ki
اَنَّمَا وَالْبِشَيْ كِ اَبَاحَ فِي هَذِهِ الْاَثَارِ Bu eserlerde mübah kıldı çocukların ölmesinden, kadınların ölmesinden. لِمَعَنَمْ bir mana içindir. Neden yukarıki hadislerde kadınları, çocukları öldürmeyin dedi? Bu ikincide de müsaade etti. Ölenler onlardandır dedi. Öyleyse bunda bir mana var. Bu sonki okuduğumuz hadislerde bir mana var. Öyle mana ki gayril mana. Mananın başkası. Ellezî min eclihi hazzar ma hazzar fil asarilu var. Evvelki hadislerde tahsir eylemiş olduğu, nehyeylemiş olduğu manadan başka bir mana var. Orada öldürmeyin dedi, orada öldürün dedi. Demek ki mana itibariyle farklı. Onlardaki mana başka, bu son hadislerdeki mana başka. Onlardaki mana, evvelki hadislerdeki mana, kadını ve çocuğu kasten öldürmeyin. Onun öldürülmesini kastetmeyin, mana bu. Bu sonki hadislerdeki mana, siz kafiri öldürmek için başka bir türlü çare bulamıyorsunuz. Maksediniz kafiri öldürmek. Fakat arada kadın da, çocuk da ölüyor. Kasıtsız ölüyor. Bu caiz. Demek ki esas kasitteymiş. Kast, çocuğun, kadının ölmesini kastetmek günah. Ama kasıtsız ölürse caiz. Ve ennemâ hazza şul bir şey ki tahsir etti Peygamber Efendimiz fil asaril uvel evvelki hadislerde huve o nedir? El kastu ila katlin nisai vel vildan kadınların ve çocukların ölümünü kastetmek işte haram olan budur. Vellezî ebah ol bil mana ki Peygamber Efendimiz mübah kıldı huve o mübah kıldığı da nedir? El kastu ilel müşrikîn müşrikleri kastetmek kadın çoluğu çocuğu değil de müşriki kastetmek. وَاِنْ كَانَ ف۪ي ذَٰلِكْ Bu müşriki kastetti ama bunda olsa bile telefü gayrihim, başkalarının telefi, başkaları da kimden? مِمَّنْ لَا يَحِلُّ الْقَسْدُ اِلَى telefi Onun telefine kasıt helal olmayan çocuklar, kadınlar, bunlar olursa evet, bu arada telef oluyor. Bu da mübah. Çünkü kasıt değil ama arada zayi gidiyor o da. حَتَّى تَسِحَ هَذِي الْاَثَارِ İşte böyle her iki tarafta vakı olan hadisleri bu iki manayı alırsıksa bu olur. Niçin? Böyle yaptık, böyle tevil ettik. Hatta tasihha, hatta sahih ola. Hâzîl âthârul merviyyetü an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bu eserler sahih olsun ve lâ tetedâde birbirlerine zıt olmasınlar. İşte aradan telif olduğu gibi ziddiyet gitti. Evet. وَقَدْ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi بِالْغَارَةِ عَلَى الْعَدُوُ Düşman üzerine gare yapmayı emreyledi. Gidin. Resulullah Efendimiz'in birçok hadislerinde var ki geceliğin gidin bir kavmi kabilenin civarına. Ondan sonra sabahı bekleyin. Ezan vakti olsun. Ezan sedası işitirsinizse ha onlar Müslümandır. Onlara gare yapmayın, hücum yapmayın. Yok, ezan sedası işitmezseniz o vakitte hemen hücum edin. Hücum ettiği gibi tabii o arada kadın da ölür, çocuk da ölür. Fakat kadını, çocuğu gördü mü mehma emken onu öldürmemeye gayret edecek. Elinden geldiği kadar öldürmemeye gayret edecek. Ama artık o arada adama vuruyordu, kadın araya girdi, öldü. Yahut da çocuk atın ayağında çiğnendi. O vakitte mesul değil. Ve agare alel aharin Peygamber Efendimiz emrettiği gibi ve agare igare etti alel aharin fi asari asarin ti adet ha? Adet fi asari adubim mi yoksa Adedin olmaz ki. Fi asarin idde olsa. Birçok eserler yukarıda geçti hadisler. Adet olmaz ki. Adide olur. Asarin adide olur. Çünkü asarın sıfatı olacak. Yahut da idde olur. Adet olmaz. Kesin. Diyor ki, وَقَدْ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi.
bil gâreti alel adû, düşmana gâretle emreyledi. Ve egâre, igâret eyledi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi. Alel âkherîn, başkalarına, yani ordu gitmiş, başka bir takım kabilelere gâret etmiş. Bu başka, bir de Resulullah Efendimiz'in kendisi yapmış, alel âkherîn. Evet. Bu da nerede olucudur? Fî âthârin iddeh, yahut da adîdeh. İddet o güzel olabilir. Adide, ben adide yapacağım. Siz de ne yaparsınız yap. Adide, fi asarin adide. Kad zekernaha, biz onları da zikreyledik. Fi babid dua kablen kital. Yukarıda geçtik, hep kitaldan evvel beni davet etmek var mı, yok mu? Vardır diyen, yoktur diyen, onun da hulasesi şu ki, eğer İslamiyet'i hiç duymamışlarsa, hiç bir şey bilmiyorlar, hemen gidip onları harp etmek olmaz. Ya evvela bildireceksin. Biz geldik, harp etmeye Müslüman olur. Müslümanlık da şudur. Kabul etmezler, harp edersin. Yok, kendilerine evvelden tebliğat ulaşmış. İslamiyet'i biliyorlar. Müslümanlar da sağı sollu vurmayı başlamış. Han bize de gelir, han geldi gelecek. Biliyorlarsa haber vermeye lüzum yoktur. Onun hulasesi de o. وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَٰلِكِ Bundan men etmedi. مَا يُحِيْتُ بِهِ عِلْمُنَا Bizim ilmimizin ihate etmiş olduğu şey de bundan men eylemedi ki اَنَّهُ قَدْ كَانَ يَعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ كَانَ يُعْلَمْ Bilinmiş oldu اَنَّهُ لَا يُؤْمِنْ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَٰلِكِ Bundan men etmedi. Bundan ne? Yani öldürmek kadınları, çocukları min gayri kesti. Ma yuhitu bihi ilmina, bizim ilmimizin ihadet etmiş olduğu ki ennehu, ilmimiz neyi ihadet etti? O da şu, ennehu kad kâne yu'lem, bilinir oldu ki ennehu la yu'menu min telefil vildani vel nisa fi zalik. O gâret yapıldığı vakitte, hücum olduğu vakitte kadın da ölür, çocuk da ölür. Bunu da biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde bu hücumdan, gâretten men etmedi bu. Bunu bilmek. Biz biliyoruz mesela filan köyü basacağız, filan kabileyi basacağız. Kadın da ölecek, çocuk da ölecek. Bunu bildiğimiz halde gâreti men etti mi bu? Yok, men etmedi. وَلَكِنَّهُ اَبَاحَ Resulullah Efendimiz mübah kıldı zâlike o gâreti lehü Müslümanlar için. لَنَّ كَسْتَ Müslümanların kasti كَانَ اِلَى غَيْرِ تَلَفِينَ Onların telefinin gayrisi neydi? Kadının, çocuğun telefine değil. Başkasınaydı. O da neydi? Esas müşrikleri öldürmek, büyükleri öldürmek. Fahada işte bu. Yuvafikul ma'nellezi şul bir ma'naya muvafık olur ki zekertu ben zikreyledim. O da neden? Mimma fi hadisi sa'b. Sa'b ibn-i Hüzame'nin hadisinde. Ve nazaru kıyasla yedülle ala zalikeyze. O da buna delalet eder. Sa'b ibn-i Hüzame hani yukarıda geçti ya. Abdullah ibn Abbas hadisinde Abdullah ibn Abbas ondan rivayet ediyor ki hatta kadın öldürülür mü, çocuk öldürülür mü, öldürülmez dedi. Yani nasıl öldürülmez? Kasten öldürülmez. Bu demek ama hücumda arada o da ölmüş, ondan mesul değil, o caiz. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Şimdi kıyas da buna delalet etti diyor. Kıyas da delalet eder ki evet, kastetsiz ölürse mesul değil. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. فِلَّذِي عَدَّ زِرَاعَهُ Bir adam hakkındaki diğer bir adamın kolunu ısırdı. عَدَّ ısırdı. زِرَاعَهُ Onun kolunu, racülün bir adam. فَانْتَزَعَ زِرَاعَهُ Onun kolu çıktı. فَسَقَتَتْ سَنِيَّتَ الْعَاضِ O ısıran adamın da iki dişi çıktı. Onun kolunu mühkem ısırınca tabii ötekinin kolunu çekti çıkardı. Kendisinde iki dişi çıktı. Ennehu aptale zalik. Geldi iki dişini dava etti. Ya Resulullah benim dişlerim düştü dedi. Peygamber Efendimiz iptal etti onu. Dedi ki sen hak dava edemezsin. Ve tevâtere anhul âthâru fî zâli. Peygamber Efendimiz'den de bu hususta birçok eserler tevatüren geldi. Kalsın yarına gerisinden. Az kaldı ama var mı vakit? Yapacağım. Allah-u Teala aleyhi ve sellem. Ettiler. Ve kalın.
sefaretina ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle beraber çıktık. Fi gazveti Tebuk. Tebuk gazvesinde beraber harbe gittik. Ve ma'ana sahibun lena. Bizimle de bir sahibimiz vardı, bir hizmetçileri varmış beraberlerinde. Fekatele raculen minel muslimin. Müslümanlardan bir adamla dövüştü onların hizmetçisi. Fe'adder raculu zira'ahu. Bu adam da, o bizim adamın kolunu ısırdı. Fecebezeha min fihi. Ağzından kolunu çekti. Feneza'a seniyyetehu. Dişlerini çıkardı, kolunu çektiği gibi ön dişleri çıktı. Fe'ater raculun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Yeltemisül akla. O dişlerinin kıymetini iltimas etmeye, talep etmeye geldi ki ya Resulallah benim dişlerimi çıkardı, benim dişlerimin kıymetini isterim dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yantaliku ahadukum, sizden biriniz gider ila ahihi, kendi kardeşine feyaudduhu, onu ısırır hadidel fehli, erkek devenin ısırması gibi ısırır kuvvetli, sümme yâti, gelir. Ne olduğu halde gelir? Yatlubul akla, dişlerinin kıymetini ister olduğu halde gelir. La akle lehuma, o düşen iki dişin diyeti, kıymeti yoktur dedi. Fe abdalehuma, onları iptal etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz iptal etti ki onun kıymeti yok. Alamazsın dedi. Haddesena Yunus, kâle ahberen ibn-i Vehbin, kâle ahberen ibn-i Cüreyd. عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه أن يعلى بن أمية قال يعلى dedi ki كان لي أجير, benim bir ücretli hizmetim var idi. فقاتل إنسانا, bir adamla dövüştü. فعد أحدهما صاحبه, birisi ötekini ısırdı. فانتزع أصبعه, demek ki bu rivayette parmağını ısırmış, o da parmağını çekmiş onun ağzından. Fesakadet seniyyetahu, onun ön iki düşü düştü. Feca ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Düşen dişlerinin kıymetini talep etti. Fe ehdere seniyyetahu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun dişlerine kıymet vermedi, ehdar etti. Yani heder demek ki buna bir şey tereddüt etmez dedi. Çünkü neden? Onun dişlerini düşürmesine kendisi sebep olmuş. Öteki adam ona tecavüz etmemiş. Kale Ata. Ata dedi ki hasibtu enne Safvane, ben zannederim ki Safvan. Kale dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Eyyede'u yedehu, o elini bıraksın mı fi fike, senin ağzından, senin ağzında. Sen onu ısırmıştın ve elini bırakmışsın ki fetak. فَتَقْضِمَهَا, sen onun elini koparasın كَقَدْمِ الْجَمَلِ, erkek deve nasıl tutar koparırsa o da elini bıraksın da sen onun elini kopar. Böyle mi olsun? Yani olmaz tabii, adam mecburi çekecek. Çektiği gibi senin dişlerin düşmüş, sebep sensin. O dişlerin kıymeti yok. Ağzına aksın düşmez. حدثنا ابن مرزوق قال حدثني أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمية فذكر نحوه أينم بحديث شريف روايته الذي إلا أنه قال برواية تدديك كقدم البكر genç erkek devenin ısırması gibi. Yukarıda كقدم الجمل, cemel erkek deve, genç de olsa ihtiyar da olsa erkek deveye cemel derler. Bekri derse genç erkek deve, yani daha kuvvetli. Bu sonki rivayette kekadmil bekri geldi. Yani elini bıraksın da genç erkek bir devenin ısırması gibi sen de ısırasan adamı tabi bırakmayacak. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Hibban kâle haddesena Eban ibn-i Yezid kâle haddesena Katadetu an Zürârete ibn-i Evfa عن عمران بن حسين أن رجلا عد زراع رجل وألف رادن سورة ونتصيه دين زالدن أول سورة يزمش زراع زاري دين زراع رجل بير آدم
kolunu isirdi. فَنْتَزَعَ زِرَعَهُ O da kolunu çekti onun. Ağzından aldı. فَسَقَتَتْ düştü. سَنِيَّتَ الَّذِي عَدَّهُ İsiren adamın ön iki düşü çıktı. Düştü. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Geldi Peygamber Efendimiz'e dişlerinin kıymetini talep etmeye. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَرَدَّ اَنْ تَقْدِمَ يَدَ اَخِي Kardeşin elini koparmak istedin. كَمَا يَقْدِمُ الْفَحْلُ Erkek deve tutup kopardığı gibi. Böyle yapmak istedin. Bir de bir parmak yani diş davası mı yapacaksın? فَاَبْطَلَهَا Onu iptal eyledi. Peki bu hadisle şerifleri getiriyor işte. Diyor ki bak bunlar hep kıyastır diyor. Bir adam onun tecavüz etmediği halde onun dişleri çıkmış. Kendisinin tecavüzü yok. Nasıl onun dişleri heder oldu gittiyse işte müşriklerin çocukları da gâret esnasında ölürse o şekilde o da heder olur gider. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله أينم بو حديث شريف ذكره لدي قال أبو جعفر إمام الطحاوي buyurdular ki فلما كان المعدود إصرلان adam vaktaki oldu نزع يده elini çıkardı kolunu çekti وإن كان في ذلك onda oldu olsa da Evet, telefü senaya gayrihi, başkasının ön dişlerinin telefi oldu ise de, adam elini çekecek, o çektiği vakıpta da ötekinin ön dişleri telef oluyor. Ve kâne haramen aleyhi, halbuki bir adam üzerine haram idi. El kastu, kast etmek, ilâ nez'i senaya gayrihi, başkasının dişlerini vurup çıkarmak haram idi. Durup dururken adamı vur, dişlerini kır, çıkar. Bu haram. Fakat bu beriki isirdi. O da elini çekti. Bu haram olan şey burada haram olmadı. Niçin diyor ki o ki o elini ısırılan adam oldu. Bi gayri ihraci evet. Şuraya bağlı. Ve kâne haramen aleyhil kasru. Halbuki o adamı haram idi. Evet. Kast etmek neye? İlâ nez'i senâya gayrihi başkasının ön dişlerini çıkarmaya kast etmek haram idi bi gayri ihraci yedihi min fihi. Böyle olmasa da, elini ısırmasa da, el çıkarma meselesi olmasa da, vursa onun dişlerini çıkarsa bu haram idi. Ve lem yekunil kastu fi zalik. Bu ısırmada da kasıt olmadı. İlâ gayri telef, telefin gayrisine kasıt olmadı. Bu ne gibi oldu? Kelkesti ile telefi, telefe kasıt gibi oldu fil ismi günahta. Yani bir adamın elini ısırmasalar, o da durup dururken vursa da adamın dişlerini çıkarsa ona kast etmiş olur. Onu telef etmiş. Öyleyse günahkar oldu bu. Ve la fi vücubil akli. Aklın vücubunda da böyle olmadı. Kâne kezalik. Böylece küllü men lehu Her bir kimse ki, küllü men, her bir kimse ki, lehu onun için oluşudur. Ahsu şeyin, bir şeyi almak onun hakkıdır. Ve fi ehzihi iyyahu, bu hakkını almakta da olduğu telefi gayrihi, başka bir şeyin telefi oldu. Adam kendini hakkını alıyor ama bu hakkını alırken başka bir şey de telef oluyor. O da neden telef olan şeyde? Mimma yahrumu aleyhin kasdu ila telefihi. Onun telefine kasıt haram olduğu şeylerden. كان له وادم جائز oldu القصد الى اخذ ماله kendi malını almaya kastetmek caiz oldu اخذه من ذلك o adamdan alır ve in kana fihi isterse o almakta olsun telefu ma ul bi şeyin telefi ki yahrumu عليه وادم حرام olur القصد الى تلفه öteki şeyin telefine kasıt haram olsa bile caizdir Adamın hakkı var. O hakkını almak için adam uğraşıyor. Fakat o hakkı alırken o adamın başka bir haram olan bir şeyini de telef ediyor. Bu olabilir. Mecbur çünkü kendi hakkını alıyor. Mecbur alacak. Yani kasıt olmayacak. Bulasa bunları getirdiğinin sebebi harpte çocuğu kasten öldürürse, kadını kasten öldürürse haramdır.
bu caiz değil. Fakat kafiri öldürürken kafir çocuğu tutmuş kendisine siper etmiş. Kadını tutmuş kendisine siper etmiş. Sen o adamı öldürme için başka çare bulamıyorsun. O kadını, o çocuğu öldüreceksin ki öteki adamı da öldüresin. Bu caiz. Bir de geceliğin baskın yaptılar kafirleri öldürme için. Haram olan çocukları, öldürülmesi haram olan çocukları, kadınları da arada öldürmüş oldular. Kesten öldürmüyor da, fakat kazara o da ölüyor. Onda da günah yok, o da caiz. فَحَرَامٌ عَلَيْنَا bize haramdır. الْقَسْتُ kast etmek. اِلَى مَا نُه۪ينَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ çocuklardan, kadınlardan öldürülmesi caiz olmayanları kesten öldürmek bize haramdır. Ve helalun lena, yine bize halaldır. El kastu ila ma ubiha lena, bize öldürülmesi mübah olanı kastetmek. El kılıçlı adam seni öldürecek, sen onu öldürüyorsun. Bu da mübahdır. Ve in kâne fihi, isterse öldürülmesi mübah olan bir adamı öldürmede olsun, telefuma, bir şeyin telefi ki, kad hurrime aleyna, bizim üzerimize haram kılındı, min gayrihim, başkalarından. Sen muharibe öldürüyorsun. Fakat arada öldürülmesi haram olan kadın, çocuk da ölmüş. O da bize helal deniyor. Ona kastetmedik biz. وَلَا دَمَانَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ O öldürülürse o kadın, onun çocuk, onun diyeti de lazım gelmez. Zamanı da lazım gelmez. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَشْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur.